Selamlar canlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Karik Street'te haritadaki bazı yerler ne işimize yarıyor? Araç nasıl satılır? Grafik ayarları nasıl? Jiroskop nereden açılıyor? Bunları göstereceğim arkadaşlar. Çoğunuzun merak ettiği şeyler var. Android'e ne zaman çıkar? Bu konu hakkında da değineceğim. Araç nasıl satılır? Bu konu hakkında da çok videolarımın altına olsun, Discord'da olsun çok yorum geldi. Bu konuda konuşacağız. Hepsine yardımcı olacağım. Öncelikle şöyle haritadan başlayalım arkadaşlar. Şöyle güzel bir yere çekeyim. Şu şekilde haritadaki yerleri anlatayım ben biraz size. Harita bu şekilde. Güzel bir haritası var. Harita büyük ihtimal büyüyecek. Büyütecekler yani ilerleyen süreçlerde. Şu an beta'da zaten. Şuralardan yarış yapıyorsunuz arkadaşlar. 2500 dolar veriyor. 1 dakika 50 saniyede. Bitirmesi çok zor bu arada. Hak veriyorum. Benzinlik bunlar. Benzininiz bittiğinde uyarı verir, arabanın isteklemeye başlar. Gider ama arabanın isteklemeye başlar. Şu size kolaylıkla gidebileceğiniz yönü söylüyor. Paranız varsa da şuradan 700 yazan yere basıp anında oraya gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Her yere aynı şekilde o konum işareti yapabiliyorsunuz. Şurada da kardeşim benim. Buradan işte aracınızı boyuyorsunuz. İşte kaportasını değiştiriyorsunuz. Tavanını, aynasını, jantını, bu tarz şeyleri değiştiriyorsunuz. Boya gibi olan yerlerde. Araç aldınız mesela, bir tane aldınız, iki tane aldınız, üç tane aldınız. Şu ev gibi olan yerlerde sizin garajlarınız. Parayla alıyorsunuz bunları canlar. Parayla kolaylıkla alabilirsiniz. Aldığınızda da 3 ya da 4 araba koyabiliyor. 3 araba koyabiliyorsunuz. Şuralar yarış noktaları arkadaşlar. Bunların belli bir şeyi var. Onları karşıladığınızda açılır. Mesela ben burayı bitirmişim. Burası açılmış şimdi. Bir tane de şurada bir yer var. Buralarda yarışarak XP kazanabilirsiniz. XP çok önemli. Bazı arabalara XP gerekiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yoksa açamıyorsunuz. Onun haricinde şurada bir şeyimiz var. Tamiri. Yani bu da işte mekaniğiyle arabanızın hızlanması, cartı, cürtü bunları geliştiriyor. Bunun içine baksak mı diyeceğim de bakmayalım. Zaten girer kendiniz çözersiniz. Ben de pek anlamıyorum. Şurası da arkadaşlar. Buradan direkt araba alıp satabiliyorsunuz. Arabaların olduğu yere gidiyorsunuz. Tadığınızda arabalar açılıyor burada. Arabaları çoğunuz biliyor, bilmeyenler için şöyle bir göstereyim. Başlangıçta size bu arabayı veriyor. Onun haricinde de yavaş yavaş şöyle bir geçelim. Bu şekilde arabalarımız var. Arabaların sponsorlukları alınmadığı için markalar gözükmüyor. Siz olarak gözüküyor ama çoğunuz biliyorsunuz. Yayınlarda ben görüyorum böyle. Ben bilmiyorum mesela, arabalardan çok anlamadığım için. Çocuklar gelip bana abi şu araba falan diyorlar. Onlar... Evet agalar, araba nereden satılır diye soruyordunuz. Araba bu şekilde buraya geliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Haritaya tıklayın. Haritaya tıkladığınızda sağ köşedeki arabanın altındaki ok işaretine tıklayın. Şuradaki 3 araba satılabilir yani. Üsttekiyle değiştirmek için de şu şekilde tıkladığınızda değiştir butonuna tıkladığınızda değişir mesela. Örneğin ben burayı satmak istiyorum. Dolar işaretine tıklıyorsun. 99.300. Yani yarı fiyatına satıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Para ihtiyacınız olduğunda, çok arabanız varsa, garajlarımız da burada mesela. Garajlarımızdan arabaları değiştirebilirsiniz buradan. Şu şekilde tıkladığınızda da değişiyor. Satma işlemi bu şekilde işte arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi bu arada arkadaşlar Android'e çıkacak. Yani bir ay içinde betası çıkacak diye bekliyoruz. Çıktığında buradan videosunu paylaşacağız. Lakin yani YouTube'da arama yaptığımda ben Android diye, yani çok yalan videolar var. Lütfen onlara inanmayın. Telefonunuza virüs bulaşır. Bakın Android'de yok bu oyun arkadaşlar. Bir ay içinde betası çıkacak. O zaman zaten videosunu çekeceğim ben. Yani prim için hiçbir şey yapmam ben arkadaşlar, o tarz şeyler. Video çıkmadı. Çıktığı zaman paylaşacağım. Belki bir ay içinde çıkmaz, yarın çıkabilir. Bir bakmışız 2 ay sonra çıkmış. Anladınız mı? Bunu bilemeyiz yani. Ama piyasada gerçekten abi çocuk almış videoyu, fotoğraf koymuş ya, indirdim diye fotoğraf koymuş bir tane. Ona inananlar var bu arada. İnanmayın. Android'e henüz çıkmadı arkadaşlar. Tamam mı? Harita bu şekilde arkadaşlar. XP kazanmanın yolunu anlatmıştım. Sadece şuradan XP kazanabiliyorsun. Şu tarz yarışlardan, arabalarla yarıştığınızdan. Bak 40 XP veriyor. 2200 dolar veriyor. Anladınız mı? Buralardan XP kasabiliyorsunuz. Yoksa bazı arabaları alamıyorsunuz. Mesela ben GTR alamıyorum. 10 seviye olmam gerekiyor. O yüzden XP oradan kasılır. Aklınızda bulunsun. Kolay XP kasma taktiği var mı onu araştırıyorum. İnşallah bulursak söyleyeceğiz onu da. Onun haricinde burayla haritamızda işimiz kalmadı arkadaşlar. İbrenin altındaki gösterge tuşu da kardeşim. Bak görüyor musunuz? Şunu açtığım zaman araba kayar. Arabanın arkasından duman çıkmasını da göstereceğim. Bu kaymıyor da. Silvia güzel kayıyor benim ya.
Bunu kapattığınızda yol tutuşu biraz daha iyidir arkadaşlar. Yarışlarda yol tutuşunu kapatın, drift yarışlarında açarsınız. Şu kırmızı araç yola atıyor size. Onun haricinde şu araç içi kameraya falan geçiyor. Bu arada oyun gerçekten harika arkadaşlar. Ama birkaç eksiklikleri var. Mesela şöyle etrafı görebilsek, hani serbest görüş yapabilsek kamerayla, parmağımızla eğim verebilsek, veremiyoruz. Onlar falan düzeltilmeli. Onları da getireceklerdir inşallah. İnanıyorum. Güzel oyun çünkü, gerçekten çok güzel oyun. 3.7 GB olarak çıkartmışlar daha beta'da. Öncesinde bilmiyorum yani nasıl oluyor. Gün geçtikçe toparlıyor. Burası da bitti. Benzininiz bu arada göstergenin sonunda yeşil yanan yer var ya, orası arkadaşlar. Oradan benzini bitip bitmediğini öğrenebilirsiniz. Şöyle ayarlara geçelim agalar. Agalar Rusça olduğu için çok bilmiyorum. Ama bu şekilde, benim oynadığım şekil bu şekil. Yani burada tam olarak bilmiyorum. Birkaç bir şey değiştirebiliyorsun. Çözersiniz bunları siz zaten. Rusçam pek olmadığı için. Sadece baştakinin kilometre olduğunu, MP, mil hızıyla hareket ettiğini biliyorum. Onu şu şekil yapmışım. Bunu böyle yaptığında ne oluyor? Hiç dikkat etmedim. Android arayüzü diyor. Pardon. Bir bakalım Android arayüzü ne demek istemiş. Sanki hiçbir etkisini görmedim ben. Android arayüzü. Bilmiyorum, pek bir işe yaramadı. Neyse, şöyle bildiğimiz noktaları göstereyim. Burası arkadaşlar kontrol ayarları. Şu jiroskop. Ben jiroskopu çok bilmediğim için jiroskopu kullanmıyorum. Bunu kullanıyorum. Jiroskop çünkü ters, sağa yapıyorum, sola gidiyor. Bizim alıştığımızın biraz tersini de bilmiyorum. Siz alışır mısınız, alışmaz mısınız? Orası size kalmış. Şuradan da ayarları yapabiliyorsun. Şu ok işaretleriyle tuşları büyütüp küçültebiliyorsunuz canları. Aklınızda bulunsun. Nasıl büyüttüm gördün? Yanlışlıkla büyüttüm ama büyüttüm yani. Bu şekilde işte o ok işaretlerinden büyütür küçültürsünüz. Buradan tuş düzeninizi yapabilirsiniz. Düğme konumu ayarların altındaki ufak ufuk eğimiymiş. Etik çekiş kontrolü. Yani çekiş kontrolü ayar düğmesi açılıyor. Saatte göstermiştim ya. Otomatik şanzıman. Yani şunu yaptığınız zaman manuel vitese geçiyorsunuz arkadaşlar. Kırmızı. Üçüncü sıradaki var ya, BKA yazanın üçüncü sırasındaki. Şu an kırmızıya geçtiğimde manuele geçiyor. Şu BKN yaptığımda da kardeşim otomatiğe geçiyor. Aklınızda bulunsun. Alttakilerde de dokunma hassasiyettir sanırım. Duyarlılık ve doğrusallık. Yani onları yükselttiğinizde arabanın ivmesini falan ayarlayabiliyorsunuz sanırım. Ona siz dikkat edersiniz. Yani benim bilmediğim bir şey varsa yorumlarda belirtin arkadaşlar bu arada. Abone değilseniz canlar, bir aboneliğinizi alırım. Daha güzel videolar gelecek inşallah. Para kasma taktiği yok bu arada arkadaşlar. Bir tane paralı hile var. Paralı yani bol para veriyor sana, 52 milyon falan. Ama parası çok pahalı. 50 dolara Ruslar satıyor. O bize gelmez abi. Oyunun zevki olmaz. Bütün arabaları açarsın. Ama başka bir yolu daha var gençler. Onu da söyleyemiyorum buradan. Discord sunucumuza katılın. Orada 1100 kişi olduk şu an. Yani Karik Street oynamayan oraya gelmiyor gibi bir şey. Sadece Karik Street oynayanlar var. Herkes birbirine yardımcı oluyor. Ben açıklama kısmına linki bırakacağım. Discord sunucumuzun. Poker Gaming Discord sunucu linki. Hepinizi bekliyorum. Gelin çekinmeyin. Diğer oyunları da oynayabilirsiniz. Güzel bir topluluk oluşturmuşuz. Oyun hakkında bilgileri paylaşıyoruz birbirimizle. İletişim halindeyiz. Hepinizi bekliyorum kardeşim oraya. Kaldığımız yerden devam edelim. Şu şekilde. Burada da arkadaşlar, burası asıl can alıcı nokta. Grafik ayarları. Grafik ayarlarım full de benim arkadaşlar. Şu an hepsi full. Yani şu hık dediği yer, medium dediği yerde, en alttaki yerde kardeşim o araba dumanı var ya, bahsetmiştim size. O araba dumanı burada yüksek yaptığında arabanın dumanı çıkar. Anladınız mı canlar? Herhangi bir bulanıklık falan yok benim oyunumda şu an. Yani bu ayarlarda çalıştırabiliyorsa eğer gençler, bu ayarlarda oynayın. Yine daha güzel bir ayar varsa mesela, abi şu ayarda oyna, daha canlı, daha şeylere gidiyor falan filan derseniz yorumlarda belirtin, ben o ayarları kullanayım. Ama benim bildiğim en yüksek ayarlar bunlar aga. Bir oyunda da en yüksek ayarlar oyunun en verimli olduğu şeydir, ayarlardır. Bu ayarlar yeterli benim için kardeşim. Onun haricinde sesimiz var burada. Hemen yanında depolama alanı var. Mail gözüktüğü için gösteremiyorum orada. Burada sesimiz var. Bu ses yayın açtığım için ben kısıyorum arkadaşlar. Siz fullleyin. O arabaların bağırması daha güzel geliyor. Merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtin canlar. Video bu kadardı. Bu dakikaya kadar izlediğiniz hepinize teşekkür ederim. Cansınız, iyi ki varsınız. Dediğim gibi Android henüz çıkmadı. Çıktığında bildirim gelecektir size. Bildirimleri açın. Açmayı unutmayın. Desteğinizi gösterin canlar. Araba bug'a girdi gördünüz. Desteğinizi göstermek adına arkadaşlar, arkadaşlarınıza kanalımı önerebilirsiniz. Paylaşabilirsiniz. Sizden tek ricam o.
videolarımı izleyebilirsiniz. Arada New State videoları da atıyorum. Bu oyunun videolarını atıyorum. İstediğiniz bir oyun varsa onu da atarız. Sıkıntı değil. Ama genel olarak bununla New State olarak gelecek videolar. Anlatacaklarım o kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan bir şey olursa Discord sunucumuzdan veya yorumlardan bize ulaşın arkadaşlar. Cansınız, seviliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Gameplay videosu gelecek. İnşallah Android videosu gelir. Ama sanırım biraz bekleyeceğiz onun için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Seviliyorsunuz.